karşılaşmayı şöyle bir değerlendirirsen. Teşekkür ederim. Oyun başından belli iyi başlamıştık. Toplar bizim elimizdeydi. Tabii ki de golü attığım için de çok mutluyum, çok sevinçliyim. Benim açımdan da güzel geçti. En önemlisi takım açısından iyi geçti. Geçen iki maçta da 0 puan almıştık. 3 puan aldık. Bizim için çok güzel oldu. Hafta başından beri iyi çalışıyoruz. En önemlisi iyi takım olduk. Bunu da sahada gösteriyoruz zaten. Mutluyuz. Kendi açımdan da mutluyum. İnşallah önümüzdeki Alanya maçına hazırlanacağız hafta başından beri. İnşallah onda da istediğimizi alırız. Tabii bir hafta boyunca bir karşılaşmaya hazırlanıyorsunuz. Kuşkusuz rakibin zayıf yönlerini analiz ediyor. Hocanız size anlatıyor. Fenerbahçe ile ilgili nasıl çalıştınız? Fenerbahçe'nin zayıf yönleri olarak size maçı geride bıraktığınız için rahatlıkla sorabiliyorum. Neleri analiz ettiniz Fenerbahçe adına? Ya Fenerbahçe'nin biliyorduk topun arkasında olacağını. En özellikle de defansının hata yapmayacağını kolay kolay. Çünkü en sabit duran defanslardan bir tanesi kademe açısından. Çalıştık. Aslında bulduk da golü. Arkalarda da pozisyonlar da bulduk. Biz hafta başından beri bizim için Fenerbahçe değildi, Galatasaray değildi. Biz yani yenebileceğimize inanıyorduk. Galatasaray maçına da öyle çıkmıştık. Fener maçına da böyle çıktık. Ama Fenerbahçe'ni yenebildik. Başardık. Bunun için de mutluyuz. Tabii tribünler başkanın seninle ilgili görüşleri var. Biraz önce kendisiyle röportaj yaptık. Halil bizim çocuğumuz, Göztepe'nin çocuğu. Tribünler onu seviyor, tribünleri seviyor. Biz Halil'i seviyoruz dedi. Aynen bu cümleyi kullandı. Sezon sonunda sözleşmen bitiyor. Şimdi sen attığın golle, gösterdiğin performansla gündeme oturdun. Göztepe'yle sözleşme imzalayacak mısın? Biz imzalarız. Hiçbir problem olmaz Halil'le dedi başkan aramızda. Başkanım doğru söylemiş. Ben Göztepe'nin çocuğuyum. Göztepe'de Halil oldum ben. Bizim sözleşmenin tarihlerinin hiçbirinin önemi yok. Başkanım gerekeni yapacak. Ben gerekeni yapacağım. Göztepe'de devam edeceğiz. Yani bir sıkıntımız yok yani bizim sözleşmeyle ilgili. Yani ben mutluyum Göztepe'de. Mutluyum, rahatım, keyfim yerinde. İnşallah hani bir yıl kalmasının benim için hiçbir önemi yok. İnşallah uzatacağız. Deniz Kadağan bir rahatsızlık geçirdiğine dair bir haber var soyunma odasında. Bu doğru mu? Yok, ben onu görmedim. Ben duştan çıktım zaten. Direkt beni dışarıdan çağırdılar. Kameralar çağırıyor diye. Canlı yayına. Ben çıktım geldim, bilmiyorum. Peki, başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Tebrik ederiz.